Hepinize merhaba arkadaşlar. 11 Nisan 2022 Pazartesi haftanın ilk işlem gününü geride bırakmak üzereyiz. Şöyle hızlıca izleme listemizi bir kontrol edelim. Dolar endeksinin bugün yüzleri açtığını gördük. Şu anda 99.95. ABD 10 yıllıklar 2.75'lerde %2'ye yakın bir yükseliş halinde şu anda yine. Dolar TL'de bugün 14.62'lere kadar bir geri çekilme gördük. Bugün gelişmekte olan para birimlerinde de Dolar TL'ye karşı bir yükseliş vardı. Yani sadece bize özel değildi. E tabi bugün Mardin'de iş adamlarıyla buluştu Ekonomi Bakanı Nebati ve orada enflasyon korumalı bir paket üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu da böyle Dolar TL'nin bir miktar daha fazladan gevşemesine neden oldu. Tabi geri çekilme derken şu anda saat 5.30 itibariyle 0.13 geri çekildiğini görüyoruz. Hani her seferinde söylüyoruz ya işte enflasyon düşmedikçe dolar TL'de böyle çok fazla işte bir çöküş, bir geri çekilme, sert geri çekilme beklememek lazım diye. Ons altın bugün o beklediğimiz yükselişini yaptı. 1965'lere kadar bir yükseliş bekliyorduk. 1969'a kadar yükselişin olduğunu gördük. Tabii ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş devam ettiği için bir baskı oldu ve 1969'dan 1948'lere kadar şu anda geri çekilmiş gibi görünüyor. Yarın ABD'den enflasyon rakamları gelecek ve ons altın için önemli olacak bu veriler arkadaşlar. Gram altın tarafına baktığımızda bugün 930 TL seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Şu anda 920 TL civarında. Gümüş ons tarafında baktığımızda şu anda 24.93 orada da 24.70 önemli bir direnç seviyesiydi. Bu direnç seviyesinin üzerindeyiz şu anda. Yine gram gümüşte de 11.70 önemli bir seviyeydi ve şu anda 11.75 ile bu direnç seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Borsamız şu anda o 2500 rallisine devam ediyor arkadaşlar. Çok da bir mesafemiz kalmadı. Şu anda 2444 saat 15.30 pardon 17.30 itibariyle bir 60-70 puanımız kalmış. Bu 2500 psikolojik hedefini diyoruz ve şöyle hemen dolar TL ile başlıyoruz. Bakın dolar TL'de 21 günlük hareketli ortalamamız bizim 14.62 idi ve bugün en düşük gördüğü rakam 14.62. Zaten 3 Ocak tarihinden bu yana bu 21 günlük hareketli ortalama dolar tl'de destek olarak çalışıyor arkadaşlar. Yani bu 14.62, 14.60 dolar tl'de şu anda destektir. Bu desteğin altında eğer günlük kapanışlar geliyorsa bilin ki o bugün Mardin'de iş adamlarıyla buluşan Bakan Nebati'nin açıklamış olduğu enflasyon korumalı bir paket gibi bir ürün açıklanacaktır demektir. Yani burada 14.60 rakamına dikkat edecek dolar tl yatırımcısı. Eğer bu 14.60 altında bir günlük kapanış geliyorsa az önce de dediğim gibi enflasyon korumalı bir paket ve veyahut ona benzer bir ürün açıklanacaktır. Ve 14.15'e kadar bir geri çekilme hatta 14 TL'ye kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Tabii böyle bir paket açıklanacak mı? Ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü geçmişte Çiller döneminde yapılmıştı. Süper Bono dediğimiz ve benim daha önceki videolarımda da sizlere bahsettiğim 2001 krizine neden olan bir paketti. Tekrardan böyle bir yanlışa gidilir mi? Gidilmemesi gerekiyor. Ama biliyorsunuz önümüz seçim tüm kozlar masaya sürülür mü? Sürülebilir de yani. Biz burada teknik olarak bu 14.60 rakamına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yukarıda ise biliyorsunuz zaten 14.85 önemli bir direnç seviyesi. Aslında teknik olarak direnç seviyesi olmasa da burası bir baraj arkadaşlar. Evet geldik 10 saatine. Şöyle 4 saatlik grafiğimizi açalım biraz da büyütelim. Şurada bakın 55 EMA dediğimiz bir bölgemiz vardı. Buralar 1930 civarındı. Bunun üzerinde eğer 2 adet 4 saatlik kapanış gelirse 1965 yani bir sonraki direnç olan 1965'e kadar bir yükseliş beklenebilir demiştik. Bakın 1 2 İkinci mumun kapanışından sonra bu 1930'un altında hiç 4 saatlik kapanış gelmedi ve 1969 zirvesi bugün görüldü. Yani 1970'e kadar bir yükseliş geldi. Daha sonrasında buradan gelen kar satışlarıyla 1948'e kadar bir geri çekilme görüyoruz. Şöyle bir saatlik grafiğimize gelelim. Evet Bakın burada da önemli rakamımız bizim geri çekilmelerde baz alacağımız rakam 1940 arkadaşlar. 1940'ın üzerinde kaldıkça tekrardan bu 1965 ve onun da üzerinde 2070 hedefine doğru gidecektir diye düşünüyorum. Evet geldik gram altına. Gram altında da bugün en yüksek kaç görülmüş hemen bakalım. 930 görülmüş arkadaşlar. Biz 938 beklemiştik aslında yani 1965'lere geldiğinde ons altın burada da 938'e kadar bir yükseliş beklenebilir dedik. Fakat bugün dolar TL'de beklenmeyen bir 14.62'lere kadar bir geri çekilme olduğu için bu 938 rakamı görülemedi. 930 rakamından yönünü aşağıya çevirdi. Tabi geri çekilmeler alım fırsatı mıdır? Tıpkı 890 TL'de, 900 TL'de ve 910 TL'nin altında geri çekilmeler alım fırsatıdır dediğimiz gibi yine alım fırsatı olmaya devam edecek arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik grafiğimizi açalım. Evet burada yükselişlerin devam edebilmesi için tekrardan bu 915'in üzerinde kalması gerekiyor. Şu anda 915 üzerinde olduğu için yükseliş trendi devam eder diyoruz. Geldik gümüş ons'a. Gümüş ons'ta biliyorsunuz 24.75 önemli bir direnç bölgesiydi. Bu direncin üzerinde 2 adet 4 saatlik kapanış geldi. Sonrasında ise bir satış geldi. Tıpkı 10 altına geldiği gibi ve şu anlık herhangi bir sıkıntı görülmüyor. 24.95 ile bu önemli direncin üzerindeyiz ve bu direncin üzerinde kalmaya devam ettikçe yükseliş trendi devam eder diye düşünüyorum. Evet geldik gram gümüşe. Gram gümüşte de 11.70 önemli bir seviyeydi. Ve aynı zamanda şurada bir düşen trendimiz vardı. Bugün en yüksek görmüş olduğu rakam 12.03 burada da zaten bu trende değmiş ve geri gelmiş. Tekrardan bu 11.70'in üzerinde bir toparlanma bekliyorum. Buradan gelen alımlarla tekrardan bu 12 ve onun da üzerinde 12.32'ye kadar olan bölgelerin aşılmasını bekliyorum. Evet geldik borsamıza. Borsamızda yine bugün güzel bir yükseliş var. Şu an saat 17.40 itibariyle %2'lik bir yükseliş var. Zaten bekliyorduk bu 2500 rallisini. Neden bekliyorduk? Çünkü enflasyon çok yüksek. Dolar bazlı olarak borsamız çok ucuz. Ve dolara ve altına yani haliyle gram altına müdahale geldiği için devlet tarafından yatırımcılar borsa tarafına kaymış durumda. Hani çok fazla yatırım seçeneği olmayan bu borsaya kaymış durumda. Bunların tetiklemiş olduğu ralli 2500 rallisi şu anda sona yaklaştık diyorum ben. Yani sona yaklaştık derken bir düzeltme gelecek arkadaşlar. 2500'e kadar. Veya buralardan da gelebilir. Artık buralarda biraz dikkatli olmak gerekiyor. 83-84 bandında RSI göstergemiz. Dediğim gibi yani buralarda kar satışı yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Yani siz kar satışı yaptıktan sonra bu 2800'e gidebilir mi? O da olabilir. O yüzden düşerken parçalı alacaksınız. Yükselirken de parçalı satış yapacaksınız arkadaşlar. Zaten cumartesi günü borsa ile ilgili detaylı bir analiz yaptım hisselerle ilgili. Dediğim gibi bu seviyeler 2400-2500 aralığı yani bu bant aralığı dikkat edileceğimiz, dikkat edeceğimiz seviyeler arkadaşlar. RSI göstergesinde bir soğuma olabilir, bir kar satışı gelebilir. Çünkü yurt dışı da şu anda bakıyorum Dow Jones endeksinin 0.50 aşağıda olduğunu görüyorum. Yani küresel her ne kadar enflasyon bizde yüksek olsa da dolar bazlı ucuz olsak da küresel borsalara ayak uydurarak bir geri çekilme yaşayabiliriz. Tabi geri çekilmeler alım fırsatı mıdır? Evet alım fırsatıdır. Çünkü ilk etapta 2500 daha sonra da 2826 bir sonraki hedeflerimiz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.